Merhabalar, tekrar hoş geldiniz. Etkinlik için hocalarıma ve size çok teşekkür ederim. Bahar'da giriş için sağ olsun. Ben şimdi Güzel Sanatlar Enstitüleri alanında yaptığımız taramadan bahsedeceğim. Aslında biz grup olarak birlikte çalışmamızı yürüttük ama ilk başta gördüğünüz gibi Hasan'ın veri setinde de olduğu gibi, Bahar'ın da gösterdiği gibi bunu dahil etmemeye tercih ettik. Çünkü bundan da yine bahsedeceğim ama yöntemsel olarak Güzel Sanatlar alanında farklılıklar olduğunu saptadık. Bu yüzden de iletişim bilimleri taramasına dahil etmemeye karar verdik bu elde ettiğimiz veri setine. Benim araştırmamda toplam 46 yüksek lisans ve 23 sanatta yeterlik tezi olmak üzere 71 tane yüksek lisans ve doktora tezi taraması yapıldı. Doktora seviyesinde sanatta yeterlik olarak geçiyor programların bir kısmı. Zaten buradan da anlaşılacağı üzere yöntemsel olarak farklı bir izlek olacak bahsedeceğim çalışmalarda. Yeni medya, sosyal medya ve internet sözcükleri aslında bu taramada yeterli olmadığı için ben yeni anahtar kelimelerle araştırmamın veri setini birazcık genişletmeye çalıştım. Burada da gördüğünüz üzere yıllar içerisinde dağılma ve bütün veri setinin tezlerin yazıldığı bölümler, farklı farklı okullar burada yer alıyor, üniversiteler. Bizim yine Bahar'ın bahsettiği gibi Bayrak Tutan'ın çalışmasında aslında 2014'te kalan yerden devam ettiriyoruz. Güzel sanatlar alanında da yine söz konusu Bayrak Tutan'ın çalışmasında da aslında çeşitli sınırlıklar var. Ve sanat yeterlik seviyesinde yalnızca iki tane tez bulunmuş ve bu da iletişim bilimleri alanından birazcık daha farklı çalışıyor. İnternet sözcüğüyle yapılan aramada sadece iki tane araştırma bulunduğunu görebiliyoruz. Benim de taramamda yeni medya ile 5, sosyal medya ile 2, internet sözcüğüyle de bir tane teze ulaşabildim. Dolayısıyla yeni kelimeler eklemeyi tercih ettim. Bahar'ın da girişte bahsettiği gibi Bayrak Tutan'ın çalışmasında 3 farklı internet kullanımı var, internet araştırmalarında. Bunlar kaynak olarak internet, araç olarak internet ve ampirik saha olarak internet alanları. Benim yaptığım taramada genellikle kaynak olarak internete bağlı bir çalışma yürütüldüğünü söyleyebiliriz. Çünkü incelenen tezler internet ve teknolojiyle bağlantılı ama güzel sanatlar alanını kesen tezler yürütmeye çalışıyorlar ve bu kapsamda sadece bir giriş değil, aynı zamanda bir proje üretimi de yapılması söz konusu bu bağlamda. Şöyle bakacak olursak aslında bu yeni kelimelerle genişletilen taramada çok farklı bölümler var. Burada da listelendiği gibi. Çoğunlukla grafik tasarımı, resim ve iç mimarlık, çevre tasarımı alanları öne çıkıyor ama diğer güzel sanatlar alanlarında da yapılan çalışmalar var. Tabii ki bu çalışmaların da kendi bölümlerine özgü metodolojik yönelimleri olduğu için hepsini bir arada değerlendirmek problemli bir durum. Biz bu yüzden de dahil etmedik ve iletişim çalışmalarından da tabii ki farklı bir işleme stratejisi var bu tezlerin. Genel anlamda aslında şöyle bir Bayrak Tutan'ın da çalışmasında olduğu gibi şöyle bir metodolojik yaklaşım olduğunu söylemek mümkün. Bu alandaki tezler çoğunlukla eğitim alanı ile ilgili ve uygulama önerisi içeren çalışmalar oluyor. 2014'e kadar Bayrak Tutan'ın çalışmasında bu süreç böyle incelenmiş. Benim de yürütmeye çalıştığım veri setinde aslında bu süreç benzer bir şekilde çalışıyor. Genellikle metodolojik olarak şöyle bir yaklaşım var. Bu çalışmalar öncelikle bir konu saptıyorlar. Güzel sanatlar alanından iletişim çalışmalarında kesen bir konu olabilir. Bu alana bir giriş yapılıyor. Yani genel olarak alanı tanımlıyorlar var olan kaynaklardan. Sonra saptanan bir sorun üzerine sanatsal bir üretim, bir proje çalışması yapılması şeklinde bir metodolojik işleme süreci var. Bütün bu bölümlerde kendi uzmanlık alanlarında, örneğin fotoğrafla veya grafikle ilişkili olacak şekilde alana yeni bir proje, yeni bir öneri koymak üzerine bir yöntemsel işlek üzerinden ilerliyorlar. Bu anahtar kelimeler de benim araştırmayı genişletirken karşıma çıkan yeni kelimeler oldu. Burada bilgisayar kelimesiyle 18, iletişim anahtar kelimesiyle 15, etkileşim 24, teknoloji 23 ve oyun 8 olmak üzere yeni alanlar bulmaya çalıştım. Çünkü internet, yeni medya ve sosyal medya aramaları bu alanda çok verimli bir sonuç vermedi. Bu yüzden yeni kelimelerle yeni yönelimler saptamaya çalıştım alan içerisinde. Yani yeniden belirtmek gerekirse iletişim çalışmalarıyla tabii ki farklı bir çalışma sistemi var. Bunun dışında multimedya sözcüğüyle 4 tane teze, yazılım aramasından 4 teze ve mobil
aramasından 3 teze ulaşmakla beraber arayüz taramasıyla da 7 tane teze ulaşılmıştır. Bunlar da yine alanda çoğunlukla grafik alanından da yola çıkacak olursak uygulama geliştirilen konular genellikle. Dizin taraması yaparken yine bu bilgisayar destekli tasarım, multimedya, arayüz gibi, dijital oyun gibi yeni kavramlar da karşımıza çıktı. Buradan da hareketle aslında güzel sanatlar alanının yeni medya teknolojilerini, dijital gelişmeleri takip ederek bu alanı kesen uygulamalar geliştirmeye çalıştı. Ve bu anlamda interneti de bir kaynak olarak kullandığını söylemek mümkün genel anlamda. Bunlara ek olarak aslında burada da görebileceğiniz gibi bazı anahtar kelimelerle sanal gerçeklik, arttırılmış gerçeklik, 3 boyutlu yazıcı, tablet kullanımı, akıllı binalar, yeni teknolojilerin eğitimde kullanımları gibi kavramlarla da tez çalışmaları yapılmıştır. Bu da yine yeni teknolojilere güzel sanatlar alanında nasıl iletişim kurabileceğini bize gösteriyor. Bunun haricinde eğitim alanının vurgusu oldukça önde ve bütün yeni teknolojiler aslında eğitim alanında nasıl değerlendirilebileceği sorusundan yola çıkarak proje üretmeye çalışıyorlar ve müze, mekan, etkileşim, uygulama gibi odaklar da yine burada mevcut bu yapılan çalışmalar arasında. Ama genel hatlarıyla her ne kadar yeni kavramlarla geliştirmiş olsak da bu veri setini iletişim çalışmaları alanıyla birlikte değerlendiremeyecek ve metodolojik olarak birlikte çalışmadığını da söylemek mümkün. O yüzden biz bu ilk baştaki veri setimize dahil etmeme kararı aldık arkadaşlarla. Son olarak da yine Bahar'ın yaptığı girişe bir ek olabilecek şekilde bütün iletişim alanında yapılan taramadaki tezlerin genel okul, üniversite dağılımlarını da buradan görebiliyoruz. Aslında burada biz genel bir yönelim var mı diye bir böyle bir veriyi de bulundurmak istedik. Ama tabii ki konular bağlamında çeşitlilik olduğu için böyle bir şey sadece sayısal bir içerik olarak düşünülebilir. Teşekkür ederim. Etkinlik sonunda sorularınız olursa alabilirim.